sebebi mi? Adayla ilgili olarak ada bizim şeyimiz yani Karadeniz'in son cazibe merkezi aslında. Aynı zamanda sadece Giresun değil yani Karadeniz'in yaşanabilir tek adası. Onunla ilgili Kültür Bakanlığımızın yatırım programında çalışmalar devam ediyor aslında. Ayrıca tabii biz adaya işte taşınılabilecek işte tekne tipi biliyorsunuz son dönemde özel sektör tarafından taşınıyordu. Tabii özel idare zaman zaman çok ciddi destekler vermiş, onu ifade edeyim. Fakat o tekne satıldı. Yani nihayetinde bir özel ticari bir tekneydi. Onunla ilgili özel sektöre bu alanda bir açıklık var. Ben özel sektöre bu alanda yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Yani kamuya gelince, yani kamu, belediye ya da diyelim ki özel idare, bu alanda tasarruf tedbirleriyle kaynaklı bir sınırlandırması da söz konusu. Yani ben İşte bir tekne alalım, bu konudaki ihtiyacı biz giderelim şeklinde bir yaklaşıma giremeyiz. Çünkü ortada hem kendi görev alanları ile ilgili yasal pozisyonlarımız var, hem de aynı zamanda tasarruf tedbirlerine riayet etmek durumundayız bu noktada. Ama özel sektör, her türlü biz özel sektörü bu konuda bir boşluk var. Ben davet ediyorum, bu konuda takipçisi olacağız. Zaman zaman belediye başkanımızla da yine de kurumlarımızla, milletvekillerimizle herkesle bu konuyu istişare ederiz. İnşallah buradaki yani eksiklik giderilir diye değerlendiriyorum. Önemli çünkü. Önemli. Adaya taşını insanlarımızı adaya rahat bir şekilde yani seyahat hususunda taşıyabilmemiz lazım. Turizmimizin önemli bir merkezi kabul ediyorum. Ama Giresun bu konuda hakikaten daha iyi gidiyor turizmde. Onu ifade edeyim. Eşsiz müstesna bir coğrafyası var. Yani Karadeniz başka diyoruz ama Giresun gerçekten bambaşka o noktada. Ben yani yatırım kapasitesi artıyor, yatırımcılar artıyor. Onu hissediyoruz, görüyoruz ve ileride Giresun turizm açısından çok önemli bir merkez haline gelecek. Ben bu noktada endişe etmiyorum. Daha iyi olacak inşallah. Ama adamızın bu şeyi beni de üzüyor tabii. Kronik bir şekilde geçmişten beri var. Ama aynı zamanda bir kuş cenneti biliyorsunuz orası. Yani kuş cenneti yani göçmen kuşlarının zaman zaman duraksadığı yerler, öyle ifade edeyim, düzelteyim o noktada. Ama bütün bunlarla birlikte ben turizm açılmasını canı gönülden istiyorum. Yani onu ifade edeyim yani kesinlikle. Açılması da gerektiğini biliyorum. Bu konuda çalışmaları devam edeceğiz. Ama özel sektörün bir konuyu işte tekneyi satıp, işte bunlar kendi tercihleri. Yani bunlara ben karışamam yani. Ama yatırım yapmalarını canı gönülden tavsiye ediyorum. İnşallah yani Giresun'da bu konuda bir boşluk var. Bu yatırım aslında aynı zamanda kazandırır da onu da ifade edeyim yani o şekilde. Mesela diyelim ki Mavi Göl var, şelale var ama arkada Milli Park çok daha arkası saklı cennet mesela.